Esnan, seni burada bulacağımı tahmin etmiştim. Başka gidecek yerim mi var sanki? Ne gidecek yerim var ne de kimim kimsem. Kim demiş onu? Kimse yoksa ben varım. Rabbim bana ömür verdikçe hep senin yanında olacağım. İçini ferahlatıyorsa akıt gözyaşlarını. Bağır çağır. Ama Aziz'le konuşmadan kesin hüküm verme. Ne konuşacağım ki nene? Belki vazgeçti işte benden. Belli değil mi? Benim bildiğim Aziz'in çok mühim bir sebebi olmasa çıkıp gitmezdi. Ben biliyorum sebebini. Nedir de hele? O kız işte. Dilba Hanım onunla konuştuktan sonra gitti Aziz. Bu da haklı ama ben de olsam istemezdim yanımda kendim gibisini. Hatta biliyor musun babam bile haklı. Haklı mı? Haklı. Dedi ya senin çıktığın yumurtanın kabuğu belli diye. Doğru diyor. Öyle iki tane süslü çul çaput giymekle olmuyor işte hanımefendilik. Sen çok üzgün olduğun için böyle söylüyorsun. Lakin ben Aziz'in sebebinin bu olmadığından eminim. Aziz değil miydi? Senin peşinden Mısır'a gelmeye kalkan onca derdini bırakıp da ha? Ne çabuk unuttun. Bana sen yok, ben kimsesizim de dedi. Ya senin için onca şey yaptı. Verdiği hangi sözü tutmadı? Hepsini tuttu. Efnan, bunca öfken, bunca kırgınlığın sadece Azize değil. Babana da kızgınsın. Yüreğin ilk oradan kırılmış senin. Ben o adama neden kırılayım ki nene? O adam benim babam falan değil. Benim babam yok. Öldü benim babam. Sen yok desen de o var. Efnan. Aziz seni yalnız bıraktı doğru. Ama bunun bir sebebi var. Kalbinde bir yerde bunu biliyorsun. Lakin babanın sana ettiği zulmün sebebini bilemiyorsun. Bir insan evladına neden yapar bunu? Nasıl reva görür nene? Şimdi ne diyecekler arkamızdan? Bu kızın kökü kömeci belli. Bundan hayır gelmez diye armut dibine düşer diye. Haklılar. Onun gibi birinin kızını kim ister ki? Sen onun gibi değilsin. Olmayacaksın da. Sen kendin gibisin. Sen Efnan gibi kalacaksın. Senin yüreğinde fenalık yok. O sebepten sana onca kötülüğü yapan babana bile kızamıyorsun. Ben kimseye kıramıyorum, kızamıyorum ama herkes beni kırıyor nene. Üstümden basıp geçiyor herkes. Efnan, ben senin nenensem, üstünde birazcık hakkım varsa bana bir söz ver. Tamam nene. Senin benim üstümde hakkın büyük. Bundan gayrı kimsenin seni hırpalamasına, üzmesine müsaade etmeyeceksin. Babam bile olsa hepsinin karşısında güçlü, dağ gibi duracaksın, tamam mı? Tamam nene. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama söz yapacağım.
Hadi. Şimdi kalk eve gidelim. Burada beklemenin alemi yok. Aziz olur seni. Konuştuğunuz her şeyi duydum. Anne, eğer Aziz'le ilgili nasihat vereceksen gerçekten zaman değil. Bırak şimdi Aziz'i. Galip Bey sabah ya çıkar ya çıkmaz. Sen ne yap ne et Adem'i elinde tutmaya çalış. Anne, Galip Bey can çekişiyor içeride. Ben de onu diyorum işte. Bilerek yaptın değil mi? Maksadın Aziz'in aklını karıştırıp nişanı bozmaktı değil mi? Tebrik ederim. Başarılı oldun. Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün? Diriba, nişan günü Aziz'e bu söylediklerinden sonra başka ne düşünecektim ben? Tamam, haklısın. Daha doğru bir zamanda söyleyebilirdim ama tutamadım kendimi. Aziz'in gerçekleri bilmesi gerekiyordu. Kendini böyle mi kandırıyorsun sen? Adem, yeter artık. Bu yersiz suçlamalarından vazgeç. Ne zaman Aziz'le ilgili bir mevzu olsa sana izahat vermek zorunda kalıyorum. Yoruldum. Aziz'in babasının nasıl öldüğünü bilmeye hakkı var. Diriba, babam şu an ölüm döşeğinde. Eğer babama bir şey olursa Aziz öz amcasının sebebi olmuş olacak. Sen bu ne demek biliyor musun? Ömrü boyunca bu yükü taşıyacak. Sen anlıyor musun bu ne demek? Eğer gelip bana söylesen bundan hiçbiri olmazdı Diriba. Adem, sen ne diyorsun? Durumun vahametinin farkında mısın? Ben Galip Bey'i o gece orada gördüm. Yalan söylüyor. Eğer amcanın ölümünün altından baban çıkarsa... Babam böyle bir şey yapmaz Diriba. Asla. Dua et de yapmamış olsun. Efnan. İyi akşamlar. Beni gördüğünüzü pek sevmediniz galiba. İlk defa sizinle aynı fikirdeyim. Sizi gördüğüme hiç sevmedim. Şimdi izin verirseniz gitmem gereken bir yer var. Galiba gideceğiniz yerdeki insanlar sizi biraz daha beklemek zorundalar. Neden? Yine beni tutuklayacak mısınız yoksa? No, no, no. Aksine sizinle... Açık konuşmak istiyorum. Ne hakkında? Amcanız bir kalp kriz geçirmiş. Geçmiş olsun. Fakat... sorduğunuz sorular, aradığınız cevaplar çok yanlış yerde arıyorsunuz. Merak ettiğiniz gerçekleri size söyleyecek sadece ben var. Hangi gerçeklerden bahsediyorsunuz? Babanızın ölümüyle ilgili gerçekler.